şey haber vereyim mi? Evet, değerli kulüp başkanları, değerli misafirler, değerli yönetici arkadaşlar kulüplerde, değerli meslektaşlarım, ilimizin yüzü de basın mensupları, bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz. TÜFAT 2024 Kocaeli Şubesi'nin kongresinde niçin aday olduğumuzu, bunu sebeplerini siz basın mensuplarına ve değerli Kocaeli halkına duyurmak için bugün böyle bir toplantı yapmayı uygun gördük. Süre çok kısa olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde çalışıp ekibimle beraber bir aday süreci var. Daha önce bunun hiçbir şekilde bu kongrenin şu tarihlerde yapılacağını, bu şekilde olacağını hiçbir bildirimle biz değerli antrenör arkadaşlarımıza TÜFAT Kocaeli Şubesi olarak bildirilmemiştir. Biz sayfadan, Facebook sayfasından TÜFAT'ın gördüğümüzde 27'sinde paylaşılmış. Biz de 3'ünde ben gördüğümde işte 14 Haziran 2024 Salı günü, 21 Haziran 2024 ikincisi Salı günü diye not yazılmış. Ben de bunu internet sayfamda, hayır oraya geleceğim sonra, internet sayfamda yayınladığımda bütün antrenör arkadaşlarım beni aradılar. Ben farkındaydım orada 14 Haziran 2024 Cuma günü olduğunu, ama onlar Salı günü diye yazmışlar. Sonra neyse onu düzelttirdik. İnternet sayfasında bunu yayınladığınızda tabii herkes işte bu süreç kimsenin aranmadığını, bilgi verilmediğini, bizim bilgimiz olmadığı gibi meslektaşlarımızın da hiçbir bilgisi yok. En önemli günde değerli meslektaşlarıma bu bilgi verilmediğinden biz de bir çalışma ekibi arkadaşlarımız var. Bu yola çıkmaya karar verdik. Ve 3 günde kısa bir zamanda toplam üyenin %10'unu aday olmak için imza almamız gerekir. Kocaeli ili bir büyük, geniş, bütün Kocaeli'yi 3 günde gezdik. İmza alma sıkıntımız olmadı. Bu konuda bize destek olan, imza veren, yanımızda olan herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Üzülerek söylüyorum, kongre tarihinin üyelerimize mesaj atılmaması veya basınla paylaşılmaması, ama onun öncesinde gidip insanlardan kulüp kongremiz var diye imza alındı. Sıkıntı, bizim için sıkıntı şuydu, mesafe kısaydı, çok hızlı koşmamız lazım. Bu arada ekibime, bize her türlü yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Kısa sürede 110'a yakın imza aldık. Bunu aldıktan sonra dün Ankara'ya, bir de onun o süreci var, Ankara'ya götürüp onaylatmak gerekiyor. Dün arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla Ankara'da onaylattık. Genel başkanla 1 saat yakın güzel sohbetimiz oldu. Hoş karşıladı. Aynen söylediğini söylüyorum. TÜFAT'a kongresinde herkes aday olabilir. Herkes benim adayım. Kazanan benim başkanım. Bizim TÜFAT Başkanı Remzi abimizden hiçbir sıkıntımız yok. Sevgide, saygıda, hiçbir zaman, bugün de, yarın da, hiçbir zaman da öyle bir niyetimiz de yok, olmaz da. Biz TÜFAT'ta sıkıntımız var. TÜFAT'taki sıkıntımızın da ne olduğunu yavaş yavaş anlatacağım. TÜFAT bir kere mesaj atmayarak, kongreyi bildirmeyerek bize ne kadar değer verdiğini kamuoyuna sunuyorum. TÜFAT İzmit'te, Kocaeli'de hiçbir yerde yok. Ne bir etkinlikte görebilirsiniz,
ne protokolde görebilirsiniz. Hiçbir yerde göremezsiniz. Ben bu Kocaeli'de 30-40 senedir spor camiasının içindeyim. Sayın Başkanımı çok seviyorum. 28 sene oldu veya 26 senedir TÜFAD'ın başkanı. Siz de sayın basın mensuplarıma da soruyorum. Değerli hocalarım da var. Kamuoyuna da soruyorum. Hangi sahada gördük? Hangi final maçında? Hangi antrenörümüz dertleriyle dertleşti? Veya bir proje mi var TÜFAD'ın oldu mu? Biz bunlarla TÜFAD'ı İzmit'te ve Kocaeli'de hak ettiği yere taşımak için ekibimizle buraya aday olduk. Yapacağımız çok projeler var. En azından en büyük projemiz bütün antrenör arkadaşlarımızı tek tek sezon başının açılışlarına gidip sezon ortasında maçlarına gidip izleyip bütün desteği vereceğiz. Öyle iki senede bir seminer yap, seminerde toplanma değil. Gerekirse projelerimizi de kongrede açıklayacağım. Çünkü yarış çok kısa oldu. Altları her şey hazır. Altların dolduracağımız projeler var. Dediğim gibi hedefimiz TÜFAD Kocaeli. Kocaeli'de her alanda etkin. Yani şu en basit bir şey söyleyeyim. Maç planlamasında bile TÜFAD yok yani. Buradaki maç planlamasında TÜFAD neden yok? Çünkü biz futbol antrenörleri herkes değerli çocuklarını getirip bize teslim ediyorlar. Eğitiyoruz, doktor oluyorlar, iş adamı oluyorlar, futbolcu olan da var. Ama ne yerelde hani etkinliğimiz var, ne protokolde, ne yaptırım gücünde hiçbir şeyde etkinliğimiz yok. Bunu biz Allah nasip eder kongreyi aldıktan sonra herkese göstereceğiz. Bizim işimiz temas işi. Bizim derdimiz kimseyle değil. Saygıda kusur etmedik. Etmeyiz de. Çok güzel bir kongre yapıp her şeyle bitireceğiz. Ben kendisiyle de konuştum aday olmadan önce. Gittim. Dedim. Ben seni seviyorum. Kalbimde bir abi, bir baba yerine koyuyorum. Sen nereye koyarsan koy. Ama abi dedim yaş itibariyle geldi. Uzun süredir burada. Sen çekil. Ben değil, başka birini işaret edelim. Güzel genç bir yönetim yapalım. TÜFAD hak ettiği yerde Kocaeli'de olsun. Soruyorum Kocaeli basın mensupları, abilerimiz, kardeşlerimiz de var. TÜFAD Kocaeli Spor'un kongresi var. İlimizin profesyonel takımının kongresi var. TÜFAD yok. TÜFAD'ın İzmit'teki ağırlığını nasıl sağlayacağız? Yani? Yaptırımı, yani yaptırım dediğin bir yere gittiğinde yani bakıyorsun Bal Ligi'ne gidiyorsun, önemli maçlar var, yok. Süper Amatör'de önemli maçlar var, yok. Yerel liglerde zaten hiç yok. Görmüyorum. Akademi Ligi'ne geçen bir yerde bu konuyu imza toplarken konuşuyorum. İşte muhabbet geçti. Dedim ki kaç senelik Akademi Ligi'ndesiniz? İşte hangi maçınıza geldi TÜFAD dedim. Hiçbirinde yok. Biz Kocaeli'de TÜFAD'ın en iyi yerlere getirmek için adayız ekibimle beraber. Bir de toplantı yapmak için başka yerleri de seçebilirdim. Burayı seçmemdeki nedenle biz sandalda hep beraberiz. ASKF, TÜFAD, Hakemler Derneği, Saha Komiserleri, Sağlıkçılar. Sahada kim görev yapıyorsa biz hep beraberiz. Bugünden itibaren biz geldiğimizde yönetimi alırsak nasip ederler. İşte, hep beraber çalışacağız. O yüzden Sayın Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Murat Aydın'a burayı kullanmak için rica ettim. O da tamam dedi. Bu konuda da ona kendisine teşekkür ediyorum. Biz aday olacağımız günden beri bütün Kocaeli'yi geziyoruz. Çok olumlu tepkiler aldığımız var.
vefa dedikleri var. Ben de vefadan yanayım. Ama 28 senedir vefa yapıyorum ben. Beni de Sayın Başkanım antrenöre gönderdi. TÜFAT'ın da bir işi Kocaeli'de seminer açmak. Kocaeli'de müracaat eden antrenör arkadaşlarımızı da kursa göndermektir yani. Beni de kursa Sayın Başkanım gönderdi 28 sene önce. Ama artık yani gençlerin önünü açmalı. Ben de çok burada kazanırsak ekibimizle beraber. Çünkü şöyle var, benim ekibim genellikle hep genç olacak, söyleyeyim. Her ilde, ilçeden bir tane asil, bir tane yedek yönetici alacağız. Bunun çalışmasını da yaptık. Yönetim kurulu bugün buraya çıkarmamamın bazı sebepleri var. Çünkü telefon trafiği yapılıyor. Bu vefa mevzusunu çok yayılıyor. Biz vefadan da yanayız, hizmetten de yanayız. Kim bu hizmetleri yapıyorsa saygı duyarız. Ama biz dediğim gibi çok bir tane soru soracağım. Sakarya bölgesinde iki tane milli takım antrenörü var. Biri Dudor olarak eğitim dairesine geçiyor. Yine Sakarya bölgesinden bir antrenör arkadaş atanıyor. Neden İzmit'ten örnek verelim? Fatih Kurtoğlu orada milli takım eşortmanlarını giyip her sahayı gelsin. Neden başka Baturman abi bir kısa zamanda yaptı. Ondan sonra bir daha Kocaeli'de hiçbir sahada bizim Kocaeli'li sevgili antrenör arkadaşlarımızın hiçbirini o göreve layık görmedik. Bununla ilgili en çok maç oynanan bir iliz. En çok sporcu sayısı olan illerden biriyiz. En çok futbol organizasyonu yapılan bir iliz. Ama bu gibi daha çok şey var. Yapacağımız çok şeyler var, projeler var. İlçe karmaları var. Yani antrenör arkadaşlarımızın çıtasını yükselteceğimiz, görev sahalarını genişleyeceği bir sürü projelerimiz var. Bunları da kongrede zaten tek tek söyleyeceğim, açıklayacağım. Sadece bir tanesini söylüyorum. Belki haberiniz vardır, yoktur. İstanbul TÜFAT bunu yapmış. EYS diye bir sistem. Eğitim yönetim sistemi. Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapmışlar. Bu sezon başlıyorlar. 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine futbol TFF, UEFA belgeleri olan uzman olarak geçiyorlar. Herkes oraya yarım gün gidip ders verecekler. Beden öğretmeni gibi görev yapacaklar. Bu da bir iş sahası. İstanbul TÜFAT bunu çalışmış, bulmuş. Daha bir sürü bununla ilgili yapacağınız zaman dertlenirseniz bütün dertleri çözmeye gelirsiniz. Bu yüzden ben ve ekibim hepimiz, bütün antrenörler, bana oy veren vermeyen herkesin kapısını gidip çalacağız. Ve ziyaret edeceğiz. Seçim bittikten sonra da biz kazansak da kazanmasak da gene arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Teşekkür ziyaretine gideceğiz. Ben istiyorum ki herkes Kocaeli'de TÜFAT olarak yaptırımlarımız olsun, saygımızı yükseltelim. Yani işte burada bir amatör evi var. Şimdi hakem evi yapılıyor. Neden antrenör evi yaptırmayalım? Şu anda 672 tane üyemiz var. Bu gücü Kocaeli'de kullanmak istiyoruz TÜFAT olarak. Çok büyük bir gücüz. Ben kendi antrenörüm benim. 400 tane Yeşilova Spor Kulübü'nde 11 tane de antrenör arkadaşım var. Onların güçlerini aldığımda dev bir breje çıkardım Yeşilova'da. Ama TÜFAT'ın gücünü aldığımda daha çok büyük projeler çıkar. Çünkü yapacağımız çok işler var. Hayallerimiz çok. Bunu masanın başında otururken de planlayabilirsiniz. Yeter ki ekibiniz arzulu, istekli olsun. O yüzden de çok
genç, dinamik, ağırlıklı bir ekip yapıyoruz ilçelerden. Bunu yarın, öbür gün, bizden sonra içimizde biz çok oraya talipli değiliz yani. Ben belki bir dönem çok iyi yapabilirsek, arkadaşları yetiştirebilirsek o şeye, ikinci dönemde içimizden birine koltuk sevdalısı değiliz, bak söylüyor bunu. Kesinlikle TÜFAD'ın Kocaeli'de hak ettiği yere getirmek için sonsuz, yani gücümüzün yettiği kadar bütün sivil toplum örgütleriyle beraber bunu başarmak için çalışacağız. Bu konuda gene söylüyorum, bizim kimseyle işimiz yok. Bizim TÜFAD'la derdimiz var. TÜFAD'ın dertleriyle dertleneceğiz. TÜFAD'a bağlı üye antrenör kardeşlerimizle, abilerimizle dertleneceğiz. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Çok üzülüyorum. Gidip ziyaret ettiğimizde bu ilin spora emeği geçen çok değerli spor adamı Kenan Ay rahatsızlandı. Biz imza almaya gittik. Adam havayla beni kimse aramadı. Kimse ziyaret etmedi. Bu bizim meslektaşımız, antrenörümüz. Yani ben üzülerek bunu da söylemek istiyorum. Şu anda ilimizde yetişen çok genç antrenörlerimiz var. Barlekin'de çalışan, Türkiye şampiyonluğu olan antrenörlerimiz ya 21'inde oy kullanamıyor arkadaşlar. Üyelikleri yok. İsim verin, Fatih Kurtoğlu. Barlekin'de çalışıyor. Sözleşmesini yapıyor, her şeyini yapıyor. Ama üyeliği yok. Fatih Engin, süper amatörde takımı şampiyon yapmış ama oy kullanamıyor. Burada hakkı yok. Selçuk Eseler, Çayırova'da 17 yaş Türkiye şampiyonası var. Adamın üyeliği yok. Hani renkli görüntüsü şudur baktığında, adam üyeliği yok. Çok Volkan Keskin senelerdir bu camialarda. Mehmet Akif Kahraman, Nazif Uçar, sayarım yani 160 kişi tespit ettik. Bu arkadaşların üyelikleri yok. 21'inde gelip, onlar da bir liste çıkartabilirdiler, genç arkadaşlar. Gelip burada aday olabilirdi. Hakları yok yani. Benim gene hedefimizi söylüyoruz. 3 sene içinde seçimi aldığımızda, eğer kongrede bunları sadece antrenör eviyle ilgili net, hani kesin, çünkü bu proje işi ikili ilişkilerle, ziyaretlerle, bunu bizim gücümüz TÜFAD'ın yok. Bunu yapacağımız yer ya Büyükşehir Belediyesi ya da küçük belediyelerle birlikte ilişkilerimizi düzeltip yapabilirsiniz. Ziyarete giderseniz bizim belediyelerine, TÜFAD olarak belediyelerin hepsine ihtiyacımız var. Bakın Türkiye'de birçok TÜFAD spor okullarını, belediyenin spor okullarını AŞ'ler kurarak, ihalelere girerek spor okullarını alıyorlar, antrenörlere görevlendiriyorlar. Bunun örnekleri var. Biz antrenör arkadaşlarımıza gerekirse ilçe karmaları yaparak her yaş grubunun 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşların karmalarını yapacağız. Onların başına her birer tane antrenör arkadaş görevlendireceğiz. Bunun ücretini de halk eğitimden, aynı milli takım sistemi gibi gelecekler. Cuma günü sadece malzemeleri de ayrı olacak onlar. Aynı milli takım gelecek, futbolcu değerli olduğunu, hoca da değerli olduğunu anlayacak. İşte Kartepe'de bir sahada yerleşeceğiz. Cuma günü bizde çalışacaklar karman takımıyla. Gidip maçlarını izleyeceğiz. Ligler bittiğinde de işte Kocaeli ilk karmaları diye bir ikişer grubu ayrı. Bunun planlaması var. Sunumunu zaten kongrede yapacağım. Şimdi kısa bir bilgi vereyim diye söylüyorum projelerimizin içinde. Hem Kocaeli'deki kaybolan genç yetenekli çocuklarımıza, hem de bu işe ihtiyacı olan antrenör arkadaşlarımıza en azından destek olmuş olacağız.
Bu da projelerimizden bir tanesi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alırım. Teşekkür ediyorum. 672 tane üyemiz var. Yalnız şunu söyleyeyim. Üye listesinde de buradan hepsine Allah rahmet eylesin diliyorum. Vefat eden sevgili büyüklerimizi de çıkarmamışlar, düşmemişler. Ama faal, aktif çalışan üyelerimizi üye yapmamışlar. 672 tane. Sahaya çıktığımızdan 5 gündür kolay değil yani söyleyeyim. O imza, 100 tane imzayı toplamak, 110 tane imzayı toplamak. Biz şansımızı şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bayram üzeri. İlki yarın 14'ünde, ikincisi 21'inde kongrenin. Tatile giriyor. 9 gün tatil var. İnsanlara orada da saygımız yok yani. İnsanlar gidebilir, tatilini yapabilir. Tatilden sonra da bu kongreyi yapabilirdik yani. Remzi Demirel'in ne kadar TÜFAT'ın şu andaki başkanı şansı varsa bizim de o kadar şansımız var arkadaşlar. Bir değişim, sahada bir değişim istiyor herkes. Yani bize gelen, görüştüğümüz, ettiğimiz bütün antrenör arkadaşların artık bir değişimin olduğunu, olması gerektiğini söylüyorum. Bizim de şansımız var ve kendimizi yüksek buluyorum yani. Seçimi kazanacak bir ekibimiz olacak. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Disiplin kurulu var. TÜFAT'ta temsilci var orada. Biz antrenörlerin sahaya ne şekilde en iyi siz biliyorsunuz. Yerel basında takip ediyor. Bütün takımlar için söylüyorum. Ne şekilde gelip gittiklerini, ne imkansızlıkla takım çıkardıklarını, takımın başında olduklarını biliyorum. Çünkü ben de bu işin içinden geldim. Ama maçın içinde yaşadığı bir pozisyonda, aynı bir sinir pozisyonunda hemen hakem onu dışarı attığında, rapor tutulduğunda TÜFAT temsilcisi orada kimi savunması gerekir? Ben dedi kitaba bakarım dedi. Ben kitaba bakmam. Söyleyeyim. Ben yüz kızartıcı bir olay olmadığı sürece ona da emin olurum. Ondan sonra bütün antrenör arkadaşlarımın her zaman neresinde olması gerekiyorsa oradayım. Bununla ilgili de söylüyorum. Biraz da eğitim sistemiyle ilgili sıkıntımız var. Yani antrenör arkadaşlarımızı iki senede bir toplayıp orada da ücrete yatır. Orada yemeğe ye, dağıl diye bir şey olmaması lazım. Bir küçük yaştaki çocuklarla çalışıyoruz. Büyüklerle çalışıyoruz. Futbolcuya da bunlar da eğitim gerekiyor. Ama biz antrenör gözüne baktığımızda bunlarla ilgili grup grup bunu proje yapıp bunu yönetim kuruluna bunu çünkü bazı şeyleri yukarı onaylattıktan sonra yapıyorsun. İşte süper amatörde çalışan hocalara 5 gün bunlarla ilgili kurs ver. Sonra birinci amatör küme böyle hani bir yere toplayıp onları yatırıp kaldırıp yemeğini verip güzel bir eğitim verip onlara nasıl hareket etmeleri gerektiğini bunu TÜFAD'ın yapacak gücü var. Yapamıyorsan belediyelerle yaparsın. Çok güzel kampları var belediyelerin. Ziyaret ettiğin zaman onların boş tarihlerinde bunları oraya toplayıp antrenör arkadaşları da eğitebilirsin. Benim antrenörüme TÜFAT başkanı olsam o zaman olsaydım ben o antrenörün her türlü kınardım. Hani yanında dururdum ona yapılan şeyi. Hala şimdi de kınıyorum. Hiçbir futbolcu bir maçtan sonra o mesajı atma şansı yok. Sonucunda bu sahada onu eğiten bir antrenör. Onun da antrenörünü de kınardım. Sen o ortama neden o çocuğu soktun diye onu da kınardım. O takımın antrenörünü de kınardım yani. O çocuğu telefon mesajını atan. Çünkü bugün bana, yarın sana. Ya iki tarafı da yönlendirmek lazım. 13 yaşa kadar 13 yaşın Türkiye şampiyonası var. Bu kaldırdılar önceden vardı. 11, 12, 13 bizim
puansız, çocukların gelip eğleneceği, gene 8'li 9'lu grup, 10'lu grupların olacağı, gelecekler hatta hakem olmadan, antrenörlerin, bunu açıkça söyleyeyim, projenin hiç konuşmayacağı, konuşan antrenörün hani ona göre alınıp ne gerekiyorsa, şimdi çok okumadan da, evet hocam bunlarla ilgili dediğim gibi puansız, çocukların eğleneceği, tamamen kendileriyle, zevkle, yetenekleriyle, çok antrenörlerin oyuna karışmadığı bir lig düşünüyoruz. 11-12 yerel liglerde bunu yapabilirsin. Avrupa'da var. Ben hemen hemen Fransız spor okullarını inceledim. Ben mesela Almanya bir kere turnuvaya gittiğimde yan sahada oynanıyor. 15 yaş grubu, hakem yok, bir şey yok. Antrenör de demire dayanmış böyle. Dedim ki ne bu, özel maç falan mı? Dediler ki lig maçı dediler. Burada puan yok dediler. Maç bitiyor, herkes kol kola çıkıp gidiyor. Biz neden yapmayalım ki? Çocukların dediğin gibi 11-12 yaş grubunda iki takım çekildi mi 5 maçta bitiyor. Tek devreli. Öteki adam bir kere bir takıma bir hak veriyorsun, iki takıma bir. Kim yendi yendi. Ama öteki takıma bir hak daha vermen lazım. Çünkü çift devreli oynayacak. Bunu puansız yapabilirsin. Kural koyabilirsin. Hocalar kenardan konuşmayacak, etmeyecek diye. Bu var. Futbol. Bunu uygulayacak TÜFAT burada. Bunu hakeme gelecek, diyecek ki 11-12-13 yaş grubu. Biz bir sene akademilikte yaptılar. Bizi hiç kaldırmadılar aya. Burada da var. Ama bunu uygulayacak yerler TÜFAT ve bölge, Sakarya bölge gelecek burada. O yaş gruplarında ben kent antrenörüyken yaptım. Uyarıyorduk. Ama bunu da her sahaya gönüllü bir tane TÜFAT proje yaparsın. Her sahaya maçlara gider bir tane yönetim kurulu veya o halk eğitimden karmalar için görevlendirdiğin hocaları gönderirsin. Takip ettirirsin. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Çok stresli bir maç. Biz yönetim kuruluna gittik. İki takımın maç hocalarına başarılar diledik. Gittik, çıktık tribünde oturduk. Bu maçta hangi hoca bir şey yapabilir? Bir kere TÜFAT'a o saygınlığı kazandırmamız gerek. Gene söylüyorum, hedefimiz kesinlikle aşağıda oturmak değil, sahalarda olmak, her sahaya gitmek. Bunu gerekiyorsa basın yoluyla da bazı projeleri onlarla, insanların duyuracağı şeylerle, belediyelere gidip ne gerekiyorsa antrenörlerimiz için eğitimiydi, kılık kıyafeti, büyükşehir spor kulüplerine yardım yapıyor. Ben de alırım, TÜFAT ilişkilerin iyi olursa. Gidersin, dersin ki sezon anlaşması, sözleşme yaptığında şu çeki al hocam, git kendine göre bir tane hediye al, tişört al, onu al, bunu al ya. Şimdi eğitim semineri yapıyoruz, rengarengiz yani. Bir kere disiplin oradan başlar ya. Şeye geliyoruz, yarısı para yatıran gelmiyor, etmiyor. Eğitim önce, dediğim gibi, ve antrenörümüzün yüz kızartıcı suç hariç her türlü arkasındayız. Maç planlamasında TÜFAT yok. Bak Faruk hocam, şu anda Kocaeli'de maç planlama tarihinde TÜFAT yok. İl temsilcisi program yapıyor. Diyor ki şu tarihlerde onu bana soracak. Beraber yapacağız onları. Gerekirse ASKF ile de beraber yapacağız. Bu işi paylaş, hakemleri alacaksın. Yani yaz sıcağın ortasında şu anda 11 ligi oynatıldı. Yazık çocuklara, yazık. Saatlerde işte bunların planı, okullar, ya okullar açılmadan oynatacaksın ya da dediğim gibi şenlik şeklinde oynatacaksın bunları. İşte 11 maçında kavga çıkıyor. Hedefler başka. Bunu oradaki görev yapan antrenör bilecek. Maç taktiği vermeyecek. Çok şeyler yaşıyoruz abi, görüyoruz yani. Bazen ben de kendimi eleştiriyorum. Ben de yapıyorum yani. Onu yap, onu anlatacaksın çocuk. Ama dediğim gibi bunları
Maçın içinde oraya çıkarken gelirken antrenör arkadaşın ruh halini bir kere adam ne şartlarda oraya geldiğini ettiğini çok düzgün çalışıp veya imkanları ne olduğunu bilemiyorsun. Ama belirli bir şeyde eğitimlerini verip belirli bir ortam hazırlarsan antrenör arkadaşım derneğe geldiğinde rahat oturup aynı bir rahat ortam kendi çalışacağı veya sıkıntıda düştüğünde antrenman planlamasında yardımcı olacak bir kurul var. Bunlar hepimiz antrenörüz. Bazen bakıyorsun antrenman şekilleri değişiyor. Orada bir kurul kurarsın. Gelir oraya müracaat eder. Ben geçen gün bir antrenman seyrediyorum. Çocuk yeni mezun oldu. Abi ben görmedim o antrenmanı. Bak anlatayım size. Gittim çocuğa. Çocuk önüme geldi böyle. Antrenör arkadaş yeni. Dedim ki kardeşim şu antrenmanın dedim planlamasını bana verir misin dedim. Haşa dedi hocam dedi ya. Ne demek oğlum dedim yani. Ben bu antrenmanı görmedim dedim. O kadar iyi antrenman konusunda da iddialıyım. Hocam dedi saygısızlık olur size. Abi biz futbol antrenmanı daha öğrenmediğimiz çok şeyler var. Ama hedeflerimizden biri de kazandığımızda kesinlikle aşağıda bir tane kurul kurulma. Bunu akademisyenlerden olur. Üniversitemiz var burada. Bakın söylüyorum hiç kullanamıyoruz üniversitemizi. Onlarla bir kurul kurup antrenman planlamasında, futbolcunun ölçümlerinde bunu antrenör de yapar. Bir sürü testler var. Onları gelip burada tanışırlar. Biz de o kurulu kurduğumuzda göreceksiniz çok daha ilde futbol potansiyeli çok daha düzgün, çok daha güzel olacağına inanıyorum. Futbol ailesinde tartışılır, konuşulur, edilir ama tarılma küsme yok. Biz burası bizim tek ticarethanemiz değil. Biz sporculara, Kocaeli halkına hizmet için adayız buraya. Nefis yapmaya gerek yok. Eğer ki kim yapıyorsa ona söylüyorum. Ben nefis yapmak için buraya aday değilim. Ben doğruyu bulmak için, onu sahaya yansıtmak için bir gemideyiz. Birimiz bu gemide olmadığımız zaman Kocaeli futboluna ihanet etmiş olur. Kocaeli futboluna ihanet etmiş olur. Kimse nefis yapmayacak. Nefis yapan benim yönetimimde de öyle bir şey istemem zaten. Ben giderim o nefis yapan adamla gene kavga ederim yani. Biz çünkü üretmek için burada adayız. TÜFAT'ı her işin içine girmek için aday oldum ben. Neye nefis yapayım ki? Ben burada para kazanmayacağım, ticaret yapmayacağım. Ben burada hizmet etmek için. Neden nefis yapayım ki ben? Yani ticaret yaparım, ederim, bir şey olur. O benim malımı alma der, Erdem ondan alma, benden al der. Onun için nefis yapabilir. Ama bende öyle bir şey yok. Ben hizmet için adayım buraya. Kesinlikle ASKF, TÜFAT, Hakemler Derneği, Saha Komiseri, hatta sağlıkçılar, hatta stat görevlileri dahil biz hep herkesle bir aileyiz biz. Aileni inkar edebilir misin? Edemez. Bu ailenin içinde herkes çalışacak yani. Eğer hizmet edecekseniz herkesle futbol için herkesle birlikte olmalı. Ama dışarıda adamı konuşmasan konuşmaz. Ama futbol ailesine hizmet etmek istiyorsan nefis yapmayacaksın. Hepimiz futbolu, Kocaeli futbolunu, bakın arkadaşlar ilimizde iki tane profesyonel takım var. 900 tane antrenör var. 5 tane bal takımı var. Tamam mı? Kocaeli eskiden 5-6 tane üçüncülük olan Bekirpaşa, Gebze, Gölcük, Darıca, Körfez. Tamam mı? Bir sürü profesyonel takım var. Bu kadar oyuncu da yoktu, bu kadar da hoca yoktu. Hep kısır çekişmelerden o olmasın, bu olsun. İşte ortamı bırakırsanız boş, birileri gelir senin ortamını bozar gider. Biz mesela geçen yaşadım Alkeydim'le ilgili sıkıntı var yani hocaları çalışıyorlar. Abi bunu TÜFAT çözmesi gerekir değil mi? Gideceksin. Ben kendi kulübümle ilgili Mustafa Hoca burada. Kendi kulübümle direkt gittim Alkeydim müdürüne. Hani dedim ki kimin parasını vermiyorsun? Beni kontrol et. Ben bunu hak etmiyorsam, bu kulübüm hak etmiyorsa bunu bana verme.
Hak ediyorsam zaten bunu devlet koymuş işte bak yasa, EYS. Şimdi benim antrenör arkadaşım Volkan Keskin. Diyeceğim ki git 28 Haziran ortaokuluna protokol yaptım. Beden öğretmenliği yapacaksın futbolla ilgili. Burada işte yazar. Bunu İstanbul hayata geçirmiş. Biz de yapalım burada. Tabii. Erdem ya çalış neler çıkartırsın. Bak bunu yapacağız biz Kocaeli. Her ilçede bu takımları hepsini yapacağız. Yeter ki antrenör arkadaşlarımız bize güvensin, inansın. Bak şunu söylüyorum. Sahaya çıktığımızdan beri her gittiğimiz ortamda karşılaştığımız güç, ilgi, alaka bizi daha çok çalışmaya itiyor. Yani kimse yani ben şuyum, ben buyum diye söylemiyor. Ben de aynı şey. Ha bu insanların da karakterine bağlı. Herkes bize gidiyoruz. Herkes. Gebze'nin Darıcası, Çayırova'sından tut Karamürsel'ine kadar. Bütün ilçelere gittik. Bütün insanlarla konuşmuş. Ve anlatıyoruz. Kafalarında vefa olanlara da anlattık. Ve kafaları bak gene söylüyorum. Biz Kocaeli antrenörlerine ekip olarak bütün o üye yapılmayan 160 tane antrenörümüz dahil 672'nin 47 tanesi vefat etmiş antrenörlerimiz. Onlara Allah rahmet eylesin. Onların üstüne koyduğunda 160'ı hepsinle beraber yapacağız bu işi. Bize oy versin vermesin. Ben kimseye gönül koymam. Herkesin bir tercihi var. Onu seçecek. Biz buraya hizmete adayız. Bunları yapacağız. Bunu da yapmak için bu tecrübe bizde var, ekibimizde var. Gençler, çalıştıracağız onları. Şurada oturduğunda masanın başında bu projeleri yaptın mı? Sahaya çıktığından zaman yani o 160 kişinin içinde de bizim yönetimimizde olacak arkadaşlar var. Yani düşünün biz şimdi 15 asil 15 yedek şey var. Bizde yedek de olmayacak Erdem. O 15 tane yedek asil gibi her toplantıya gelecek. Her çalışmanın içinde olacak. Çünkü Kocaeli büyük yer. 12 tane ilçe var. 11 ilçe, 12 ilçe var işte. Her ilçe bir tane yönetici, bir tane yedek verdiğinde zaten 15 tane yönetici var yani baktın. Ama dediğim gibi biz hizmete adayız. Hizmet edeceğiz. Gecenin 24 saati bazı antrenör arkadaşlarımız ağırlığımız olsun. Hastanelerden bile randevu alamıyorlar yani. Yani çok şey var. Konuşulacak. Ben Remzi abi seviyorum. Başkanımdır. Kişiliğine hani hayatta laf söyletmem. Ama bir yerde de gençlerin önünü açmak gerekiyor. Bir mental yorgunluğu var. Bu yüzden şu ana kadar yaptığı TÜFA'da hizmetleri kimse herkes kendine göre hizmet etmiş. Teşekkür ediyoruz. Biz daha iyisini yapmak için adayız. Bizi tercih ederseniz teşekkür ederim. Bende koltuk sevdası yok. Tamam mı? Ben ekibimde içeride adam yetiştirmek için adayım. Tamam mı? Bir tane, iki tane aday yetiştiririz. Ekip ruhu oluştuğunda, Kocaeli'deki ruh oluştuğunda futbol, bu 3 senede yapabilirim bunu, 6 senede yaparım. Ama 9 senede olmaz. Söyleyeyim yani. Buna futbol federasyonu karıyor. 3 maç antrenörsüz çıktıktan sonra mağlup oluyorsun. Biz onu şöyle, bu genel kurullar yapıldığında çalışmaya sunacağız. Antrenör sahada olmadığı an mağlup olacak. Diyelim 3 maç verdin ya antrenör 4. maç sözleşme yapıyorsun antrenörle ama gelmiyor. Yönetici antrenörlük yapıyor. Biz onun da şeyim antrenör sahada olmadığı zaman da o takımın hükmen sayılması için bir çalışma şeyimiz var. Çünkü hem antrenör arkadaşımıza gelmiyorsan başka antrenöre gitsin çalışsın orada. Yani benimle anlaşmadın ama ben imzalıyorum oraya. Yokum. Bunun hakkını yemiş oluyorum. Mecbur kalacak o gidecek. En azından antrenör arkadaşım 3 lirada 5 lirada olsa katkı olacak. O yüzden onu da doğru bulmuyorum. Bulmamaya da devam edeceğim. Çünkü antrenör eğitimi almayan kimse antrenörlük yapmaz. Şunu da söyleyeyim. Senelerdir aynı şeyi söylüyorlar. Bu genel merkezde dahil. Antrenörlük bir meslek değil. Bir meslek değil. Resmi bir
şey yok. Bununla ilgili de yeri gelirse, bunlar uzun bir çalışma yapılmış. İsim vermeyeceğim. Çünkü onun görevlisine de bunu gittik, sorduk. Bana dedi ki, avukatlar demiş ki, bir meslek, antrenör mesleği yaptın mı başka bir iş yapamaz. Arkadaşlar ben orman işletmesi, sosyal tesisler amiri, antrenörlük yapıyorum senelerdir. Sayın meclisyen var, antrenör. Ayhan hocam belediyede çalışıyor, antrenör. Böyle de bir şey yok. Biz öncelikle bütün il Türkiye'de antrenörlü bir meslek yapmamız gerek. Bunun için de geriden gelen gençlere ihanet etmek istemiyorsak oraya oturmaya değil, bununla için mücadele etmiyor. Ama bu gücü burada bulacaksın. Her şeyle beraber yürüp gideceksin. Düzü istedik. Dün Ankara'dan aldım. Kusura bakmayın. Şunu söyleyeyim. Çok da böyle okuma fırsatım olmadı. Neden olduğunu da söyleyeyim. Hızlandırılmış bir kongre olduğu için Ankara kısa zamanda, ama bununla çalışacağım. Eğer imkan veriyorsa mazbataya aldığım ilk gün o 166 arkadaşı buraya, 60 arkadaşı buraya davet edeceğim. Üye yapacağım. Mazbatay, biz seçimi kazandığımız ilk gün mazbatayı aldık. Bize verdiler. Gelip o 160 arkadaşı gece sabahlara kadar da sürerse üye yapacak. Bir dahaki dönemde çıksınlar bizim karşımıza, liste çıkarsın. Haklarını savunsun. Kimseye seçme ve seçilmeme hakkını engellemesin. Herkes bir iradesinde gelsin. Onları kim yönetecekse, kim değer verecekse, kim daha iyi bir şey verecekse siz seçsin. Bu konuda kesinlikle söylüyorum. Tüzükle ilgili hani şunu söyleyeyim. Tabii bizim de ona göre bir sürü bu işi antrenör olarak da yönetici olarak da yani bayağıdır yapıyorum. İstanbul TÜFAT'tan mesela onlar da aynı olmuş. Onlarda da var bir sürü. Ama araya şey yapmışlar. Serpiştirmişler bazılarını. Sonra kongrede bulup oy kullandırmamışlar. Üye olmadıkları için. Orada da çıktı yani. İstanbul'da da var bu sıkıntı. Orada da yapmamışlar. Tabii ki aday olmak için imza topluyoruz. İmza toplarken de soruyoruz işte biz. Listelerimizde biz listeyle dolaştık ya. Ve sorduk. Remzi Başkan'a, başkanımıza imza verdiyseniz bize vermeyin. Açık açık kimseye de gönül koymayız. Koymadım da. Ama sen gidiyorsun üye olmayan adamdan imza alıyorsun. Bak listemiz burada. Listemiz burada. Kim üye? Biz gittik tek tek herkeste. Çayını içtik. Izgara, kulübünde ızgara yapan var, yemeğini paylaştılar bizden. Yemek söyleyenler de var. Herkes, hepsine teşekkür ediyorum. Üye olmayan hiç kimseden imza almadık. Ve sen üye olmayan adamdan imza alıyorsun. Ondan sonra biz bu olay denince o antrenör arkadaşımız tabii ki haklıyla arıyor. Yani biz bak kongre tarihini bile yanlış yazdılar. Ne kadar ciddi olduklarını söyleyeyim size işte. 14 şeyde ekranımda var. İlkini yazmışlar. 14 Haziran 2024 Salı. 21 Haziran 2024 Salı. İkisi de Cuma. 23 Nisan TÜFAT Erdem Övünç turnuvası. Yok yok, örnek veriyorum. Var. Çalışmamızda var. 19 Mayıs Gençlik Ahmet Akay turnuvası var çalışmamızda. Yani 29 Ekim Avni Kalkavan turnuvası. TÜFAT'ın yapacağı yaş gruplarında. İşte bu şimdi Yaya Kaptan'da yapılan Ferit Uygu tesislerinde olur. Bir tanesi şunu söyleyeyim. Ben geçmişime çok önem veren bir kulüp başkanıyım. Yeşilova'da kaybettiğimiz bütün yönetim kurulumuzun adına
her milli bayramlarda turnuva yapıyorum. Burada da her bayramda veya bir turnuvada ilimizin değerli kaybettiğimiz antrenörünün turnuvası yapıyorum. Onların adına mevlüt okutulabilir, onların mezarları ziyaret edilebilir, gidilir, ziyaret edilebilir. Aileleri yaşıyorsa ailelerine gidilebilir. Bunlar hepsi var. Bunlarla biz hepsinden dertleneceğiz. Ama dediğin turnuvalarla ilgili çalışmamız var. Azıcık söyleyeyim. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim. Bunlarla ilgili her sene değiştirerek isimleri yaşatabiliriz. Her şeyi yenilemeye geliyoruz. Bakın daha önce ben Bursa'dan takip ediyordum maçları. Bursa'da TÜFAT'ta yapıyordu. ASKF'de yapıyordu. Türkiye Şampiyonası maçlarının sonuçlarını veriyor ama tık tık. Merak ediyorum. Biz Türkiye Şampiyonası'na gidiyorduk. O gruptan kim çıktı? Hemen bir giriyorduk. Tık diyorum. Şimdi aşağı bakın. Yani şimdi bunlar ikili ilişkilerle olacak işler. Ya, belediyelerden ikili ilişkilerini düzelttiğin zaman bir tane işsiz antrenörün olur. Ama bunları söylüyorum yani yanlış anlamayın. Bir belediye başkanına gidersiniz rica edersiniz. 675 tane antrenörün olduğu yerde bir tane arkadaşımızı aşağıda görevlendirip bu işlerle işte yani bunlar genel kesinlikle söylüyorum ikili ilişkilerle antrenör derneğini çok hareketli hale getirebiliriz. Getireceğiz de zaten kazanırsak. Bunlar zor işler değil. Biz daha önce ben kendi alanımdaki işlerle ilgili söylüyorum. Bunları çoğunu kendi kulübümde yaptım. Ama dediğim gibi sosyal medyayı kesinlikle kullanacak TÜFAT. Benim antrenör arkadaşım girdiğinde o kurulun maç planlamasıyla ilgili o da şeyi görmesi lazım. Maç sonuçlarını mesela hiç her hafta yapabilirsin. Hiç kart görmeyen antrenör, en başarılı yılın en başarılı antrenörü bunları ödüllendirebilirsin ya. Motivasyon adına. İşte sezon bitti. Ailece antrenör bütün antrenör arkadaşlarımıza değerlendirme toplantısı, piknik yaparsın veya bir yemek. Sezon başlarken aynı şey sezon başı toplasın sadece antrenörleri. İşte orada anlatırsın bazı şeyleri. Bunlar yapılacak şeyler. Yani bunlar çok büyük maliyet, çok büyük olaylar değil. Yeter ki dertlen bunlarla. Dertlenmesen zaten hiçbir şey yapmasın oturursun yani. Biz niye dertlendik? Dört gündür Kocaeli'nin her tarafını gezdim Erdem. Benim hani baktığında niye? Antrenör arkadaşlar. Bir de en çok beni kamçıdan şey 160 tane arkadaşımızın oy kullanmamız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu tekliflerle ilgilidir ama o sorumluluk bana çok şey yüklüyor başkanlık sorumluluğu. Belki ikinci planı atarım. Yani. Çekiyor. Hayatın sosyal mesajları diye de gitti.